Evet arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size bu örnek antrenman programımızı çevirdiğimiz 4 tane program çevirdik. Biliyorsun, video çevirdik. Onu kısacası anlatacağız. Yani neden size göğüs triceps mesela yaptık. Buraya zaten her şeyi yazdık. Bütün videolara çevirdiğimiz, bütün antrenmanları videolara çevirdiğimiz, buraya her şeyi yazdık. Ve size kısacası anlatacağız neden kombinasyonlar yaptığımızı. Onları kısaca anlatacağız. Evet, ilk başta ben başlıyorum. Göğüs triceps. Bildiğiniz gibi göğüs triceps yaptık. Çünkü neden? Çünkü göğsü çalıştığımız anda tricepsi de çalışıyoruz. Yani aynı günde bench press'e bastığınız anda göğüs antrenmanlarında, hareketlerinde tricepsi de çalışıyoruz. Ve o yüzden tricepsi çalıştığımız için ben bunların ikisini kombine ettim yani. Neden? Çünkü ikisini çalıştığımız için. Biliyorsunuz bench press vardı, sonra incline press vardı, incline dumbbell press vardı, push-ups, bunu hani şınav hiç unutmayın. Öbür videolarımda da diyorum zaten, push-ups yani göğüsleriniz patlayana kadar bütün kanı içine pompalamak için şınav çekiyoruz. Bu çok önemli, bunu hep yapın. İsterseniz evde de yapabilirsiniz, zamanınız oldu mu evde de normal şınav çekebilirsiniz. Sonra push-downs vardı iple, triceps için. Ve demirle vardı, normal iple vardı, tricepsin bu kısa kısmını çalışmak için ve demirle uzun kısmını çalışmak için bunu demiştik. Yani birincisi göğüs antrenmanı. Ben bunu pazartesi olabilir, yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz sadece size burada bir örnek göstereceğiz, biz nasıl yapardık. Pazartesi bunu dedik, göğüs. Evet, sonra omuz geliyor. Omuz ense geliyor. Shoulder dumbbell press, dumbbell lateral raises var, real lateral raises var, front dumbbell raises var ve dumbbell shrugs. Videoda zaten görürsünüz. Şimdi burada kısacası anlatayım. Omuz ense neden aldığımız için. Omuz ense. Omuzumuzu çalıştığımız anda arkadaşlar, birincisi hep rotatorları. Biliyorsunuz rotatorları ısıtmanız lazım. Omuzunu çalıştığınız anda enseyi de çalışıyorsunuz. Ve enseyi çalıştığınız için bunu ikisini kombine ettim. Yani neden? Çünkü zaten omuzu çalıştığınız anda ense kasına çalıştığımız için, küçük kas olduğu için ense kası, bunu da hemen ondan kombine ettim. Bu taktiğimiz burada o. Üçüncü gün dinlenebilirsiniz. Ben öyle önerirdim. Üçüncü gün dinlenebilirsiniz, yani çarşamba olur bu. Sonra perşembe ve Recep anlatıyor, devam. Başlıyorum. Sırt antrenmanı vardı. Sırt biceps vardı. Neden sırt biceps? Çünkü sırtımızı çalıştığımız anda biceps kasımız çalışmış oluyor aynı anda. O yüzden biz bunu kombine ettik size. Ve burada mesela lat pullon vardı. Yani bu gerçekten çok iyi bir egzersiz. Sırt için sırtınızın üçgen formunu çıkartacak bu egzersiz. Mesela bir de hip extensions vardı. Hip extensions bildiğiniz gibi çok sağlıklı bir egzersizdir. Mesela İş yüzünden sırtınız ağrırsa, böyle büroda çalışanlar olur, sırt bel ağrısı falan şikayetçi olursa, yani bu egzersiz de gerçekten hem sağlıklı bir egzersiz ve sırtınızın alt kısmını komple antrenman yapacak. Evet, bir dakika, burada bir şey söylemek istiyorum Recep. Hani biz bazıları sordular yorumlarda, dediler ya neden deadlift, hani evet, deadlift yapmadınız. Onu bir kısacası anlatsana. Deadlift. Biz mesela bu dediğimiz gibi örnek antrenman programı, yani yeni başlayanlar için ve yani orta sınıf fitness yapanlar için bu bir antrenman programı. Deadlift'i Recep size şimdi anlatacak, neden deadlift'i koymadığınız için bu örnek programa. Evet, deadlift'e basic bir egzersizdir. Deadlift'i neden koymadık? Çünkü bu egzersiz gerçekten çok tehlikeli bir egzersiz. Herhangi bir yanlış bir hareket yaparsanız sırtınızı zarar görebilirsiniz. Yani sırtınızı şey yapabilirsiniz. Evet, sırtınızı zarar, yani sırt bölgesine zarar görebilirsiniz. Aynen. Bel fıtığı diyorlar. Bel fıtığı mesela olabilirsiniz. Çünkü yanlış bir hareket yaparsanız arkadaşlar, burada çok önemli. Yanlış bir hareket yaparsanız, yanınızda antrenör hocanız olmazsa ve deadlift'i doğru dürüst size göstermezse nasıl olduğunu, o zaman yanlış bir hareket yaparsanız Allah korusun ömür boyu artık bel fıtığından çekersiniz. Yani Allah korusun, hiç kimseye, yani Allah başına vermesin kimsenin. Ve bu yüzden bunu ilk başta yapmadık. İlk başta koymadık. İleriki videolarımızda tabii ki size ayrıntılı göstereceğiz. Deadlift nasıl yapılır, doğru nasıl yapılır, yorumlara da atabilirsiniz yani. İstediğiniz soruları bu yorumlara atın, unutmayın. Ve hemen Recep devam ediyor. Evet, misal biceps egzersizimizde seated biceps curls vardı. Neden seated biceps curls?
Çünkü bu egzersiz biceps kasınızın yuvarlak, yani yuvarlak formunu veriyor. Ve hammer curl yaptım bir de. Hammer curl ise bicepsimizin uzun şeklini antrenman ediyor. Evet, evet, burada şimdi... onu zaten o yüzden kombine etmiştik değil mi Recep? Mesela evet. Hani dedik ya, bazıları bicepsin iç bölgesini, burada göstersene sen bir. Hani Recep'in, gördüğünüz gibi Recep'in top gibi bicepsi var burada arkadaşlar. Görüyorsunuz bu iç bölgesini çalışmak için burada ilk egzersizimizi yaptık. Sonra hammer curl'ı ve uzunluğunu antrenman yapmak için bunların ikisini kombine ettik. Hani demiştik ya zaten sırtla, dediği gibi sırtla biceps, sırt çalıştığınızda bicepsle zaten çalışıyorsunuz. O yüzden bunların ikisini kombine ettik biz size. Evet. Hemen geçiyorum bacak baldır antrenmanı. Şimdi kaçıncı gün oldu? Biz ne demiştik? Pazartesi göğüs, sonra salı omuz ense, üçüncü gün dinleniyoruz. Ondan sonra sırt, perşembe günü sırt ve cuma günü bacak baldır. Evet, bacak evet. Baldır. Sonra şimdi bacak baldır geliyor. Yani isterseniz bunu kendiniz de kombine edebilirsiniz. Hani bazılarının zaman olmayabilir, ne bileyim vakti olmayabilir, işleri olabilir. Bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz evet, haftada. Yani 4 kere bu antrenmanı haftada yapmanız lazım. Evet. Şimdi başlıyorum. En önemli egzersiz burada squat. Evet arkadaşlar, squat. Neden squat? Çünkü squat basic bir egzersizdir. Buna da dikkat edin. Squat'ı mutlaka fitness salonunuzdaki hocayla, yanınızda hoca olsun ve bunu hocadan kendinize göstertin. Yani bu da tehlikeli bir egzersizdir. Yani sırtınız gerçekten düz olması lazım aşağı inerken. Yani çok önemli bilgiler bunlar. Evet, ağır kilolarda bel kemeri evet. Kullanın. Ve kalflara geçiyorum hemen. Kalf. Yani baldırlara. Baldırlarda önemli olan şok etmemiz lazım. Yani baldırları gerçekten çok ağır bir kiloyla çalışmamız lazım. Misal düşünün, niye baldırları şok etmemiz lazım? Çünkü siz her zaman bacak üstünde yürüyorsunuz. Yani bu baldırlar alışık. Alışık evet. Olduğu için bu baldırların çok yüksek, yani ağır bir kiloyla şok etmemiz lazım. Bu şok edince bu baldırlar gerçekten büyüyor. Yani şok etmemiz evet. Lazım. Çok önemli. Çok haklı orada. Çünkü çok doğru bir konu. Evet, çünkü zaten bunların üzerinde dolaşıyoruz. Lafını kesin, kusura bakma. Zaten bu baldırlar hani bizim bütün vücudumuzu taşır veya bacaklar da öyle. Her gün yani çalışmadalar, her gün. İsterseniz dışarı çıkın, isterseniz dolaşın, isterseniz koşun. Sizin yükünüzü taşıyan, üst vücudunuzun yükünü taşıyan bacaklarımızdır, baldırlarımızdır. O yüzden bunları şok etmemiz evet, lazım. Evet Cesu, bir de neden bacak? Bunu onu anlatabilir misin? Neden bacak? Bu hadi ya hormonu var, büyüme hormonu. Evet, büyüme hormonu. Şimdi arkadaşlar, bacakları cuma günü dedik. Bacaklarını cuma günü antrenman yaparız. Çünkü 2 gün dinlenme zamanınız da var. Hani hafta sonu geliyor, dinlenebilirsiniz. Bacaklarınız iyi dinlenebilir. Şimdi burada büyük büyüme hormonu fazla şekilde bırakan, yani testosteron bırakan fazla şekilde bacaklarımız neden çok bırakıyor testosteron? Şimdi bunu böyle bilmeniz lazım. Arkadaşlar, kaslar ne kadar büyükse o kadar fazla büyüme hormonu bırakırlar. Evet. Bacaklar ya, en büyük kas olduğu için bacaklar. Şimdi böyle bir düşün. O yüzden evet, en fazla o hormon üretiyor vücut. Evet, şimdi böyle düşün arkadaşlar. Recep'in bicepsine bakın. Recep, bicepsini bir göstersene arkadaşlar. Evet, bicepsine bakın. Şimdi biceps kası arkadaşlar ne kadar büyük? Görüyorsunuz değil mi? Bir avuç. Şimdi buradan, şimdi bacağınla bunu kıyaslayın bir. Veya göğüsle veya sırtla. Arkadaşlar demek istediğim... Bacaklar yani gerçekten en şimdi büyük... buradaki büyük kası düşünün. Bunlar daha büyük kas olduğu için arkadaşlar, bunlar daha büyük kas olduğu için bunlar daha çok büyüme hormonu üretiyor. Vücutta daha çok büyüme hormonu üretiyor. Yani daha çok testosteron üretiyor. Yani bacakları iyi antrenman yapmanız lazım. Biz şimdi size desek bacakları ilk güne koyuyoruz. Hani acı veren bir egzersiz. İlk güne koyuyoruz, mutlaka yapmanız lazım. Arkadaşlar, bu size kalmış bir şey. Biz size antrenman programını, örnek antrenman programı ve orta sınıf fitness yapanlar için bir antrenman programı hazırladık. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Bunu unutmayın ki, hani bir insan başarılı olmak istiyorsa sonuna kadar gitmesi lazım. Yani evet. Hiçbir şey bedava değil. Hayatta savaşmanız lazım no arkadaşlar. No pain, no gain diyorlar arkadaşlar. Evet. Ve bir de bir şey söylemek istiyorum burada. Cuma günü, neden cuma günü bacak antrenman yapıyoruz? Çünkü biz 2 gün teneffüs veriyor. Yani dinleniyoruz 2 gün. Dinleniyoruz. Evet, onu demiştim zaten. Evet, çünkü cuma günü hafta sonu 2 gün dinleniyoruz. Yani evet. O yüzden cuma günü bacakları antrenman ediyoruz. Evet arkadaşlar,
İşte bizim size yani anlatacağımız bu antrenman, örnek antrenman programının üzerine konuşacağımız, anlatmak istediğimiz bunlardı. Umarım hoşunuza gitti. İstediğiniz sorular varsa arkadaşlar, istediğiniz ne sorular varsa yorumlara atın. Çünkü yorumlara atarsanız, yani sanmayın ki biz bunları görmüyoruz. Hani belki yazmayabiliriz, zamanımız çok olmuyor ama biz bunları okuyoruz ve onlara göre de size video hazırlıyoruz. Yani sakın sanmayın ki biz sizi takmıyoruz veya okuyoruz, bunlar bize geri cevap vermiyor. Estağfurullah, öyle bir şey yok. Biz hepsini okuyoruz ve size de mutlaka yani video çevirerek cevap vereceğiz. Ben çok sevinirim bu videoyu paylaşırsanız ve isteyen dediğimiz gibi YouTube'dan abone olabilir. Evet. Sorularınız varsa yorum atmayı unutmayın. Dediğimiz gibi beğenme butonuna basın arkadaşlar. Facebook'tan takip edebilirsiniz. Instagram'ımız da var. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers. We'll be right back.